Merhaba arkadaşlar. Deneme, deneme 1 2 3 serimizde 65. denememizle devam ediyoruz. Bundan önceki denemelere ulaşmak isterseniz oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısmına çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. Kaç kar dağları ki Karadeniz'de bulunuyor, Uludağ, Marmara'da, Erciyes, İç Anadolu'da. Yukarıda verilen dağların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Volkan konisi olmaları demiş Uludağ ve Erciyes bunlar için uyumakta ama kaç kar dağlarının kıvrım dağı olduğunu bilmekteyiz. O yüzden burada uymayan bir durum söz konusu ortak bir özellik olamaz. Kıvrılma sonucu oluşmaları ki kıvrım olarak dikkate aldığımız Kaçkar diğerleri volkanik böyle bir ortak özellik de olamaz. Bulundukları bölgenin en yüksek kütlesi olmaları ki Karadeniz'in en yüksek yeri Kaçkar. Yine Marmara'da en yüksek 2453 metreyle Uluda. İç Anadolu'da Erciyes en yüksek noktaları oluşturuyor bu ortak bir özellik diyebiliriz. Kırılma sonucu oluşmaları ki burada kırılma sonucu oluşan bir dağımız yok. Kıyı çizgisine paralel uzanmaları demiş ki RGS iç kısımda bulunuyor. Kıyı çizgisine paralel bir şekilde uzanma durumu söz konusu değil. Kaç kar için bu geçerli olabilir. Bu yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. İkinci sorumuzda Türkiye'nin son yıllarda kalkınma hızı artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma hızının arttığına kanıt olamaz? Milli gelir artışı kalkınma hızında bir kriterdir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin gelişmesi daha tabii ki kalkınma hızının daha fazla olmasıyla da alaka kurulabilir. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının küçülmesi arkadaşlar bu gelişmemiş ülkelerin özelliğidir. Kalkınma hızının düşük olduğu ülkelerde bunu görmekteyiz. Çünkü daha küçük yaşta çocuklar çalışabilmektedir. E, tabii ki burada ekonomik anlamda gelişmemişlik söz konusu. Ham madde ithalatının artması, ham maddeyi dışarıdan ithal ediyorlar, alıyorlar, işleyip satıyorlar. Yani bu da kalkınma hızı yüksek ülkelerde dikkate alınan bir özelliktir. Dış pazarda rekabet gücünün artması yine kalkınma daha fazla olduğu anlamında değerlendirilebilir. Bu yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda ise Türkiye'nin güney ve kuzey kıyılarından iç kesimlere ulaşım geçitlerle sağlanmaktadır. Aşağıda verilen geçitlerden hangisi farklı bir coğrafi bölgede bulunmaktadır? Tabi burada dağların özellikle uzanışı çok çok önemli arkadaşlar. Çubuk geçidi ki biz şöyle bir kodlama yapıyoruz Antalya'dan başlayarak. Çubuk Sertavul gülek çok sayıda geçit bulunur belenle bitiriyoruz. Yani batıdan doğuya doğru Akdeniz'deki geçitleri bu şekilde kodlayabiliyoruz. Çok sayıda geçit bulunur şeklinde. Çubuk. Bunun dışında sertavul bunun yanında baktığımızda gülek belen gibi geçitlerin Akdeniz'de, Kop, Zigana gibi geçitlerin Doğu Karadeniz'de olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden bulunduğu bölge Karadeniz olduğu için diğerleri de Akdeniz. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda ise Karadeniz bölgesinin kıyı kuşağı aşağıdakilerin hangisi bakımdan benzerlik gösterir? Sanayi yoğunluğu değişmekte. Örneğin en fazla sanayi yoğunluğu Orta Karadeniz'de görmekteyiz. Kıyı kesim dikkate alınırsa. Yerel saatleri ki baktığımızda batısı ve doğusu arasında yerel saat farkı fazla diyebiliriz. Dağların yükseltisi en yüksek Doğu Karadeniz daha sonra batı geliyor. En alçak Orta Karadeniz olarak değerlendirilebilir. Burada gece gündüz sürelerini aynı alabiliriz çünkü kıyı kuşağı boyunca yaklaşık aynı enlemde yer almakta bu merkezler. Aynı enlemde gece gündüz süreleri ve farkları aynı ya da benzer durumda karşımıza çıkmakta. Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Burada aritmetik nüfus yoğunluğu farklılık gösteriyor. Örneğin Orta Karadeniz'de yine biraz daha fazla olan yerler var ama her yerde aynı olduğunu söyleyemeyiz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuza geldiğimizde aşağıda Türkiye'deki 5 coğrafi bölgenin bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hangisi o bölgenin matematik ya da diğer adıyla mutlak konumuyla açıklanabilir? Ege bölgesinin kıyılarını takip ederek güneyden kuzeye gidilince yıllık sıcaklık ortalamasının azalması, güneş ışınlarının geliş açısı, buna bağlı sıcaklığın değişmesi, enlem faktörü yani matematik konumla açıklanabilir. Karadeniz bölgesinde yayla turizminin geliş, gelişmiş olması yükselti gibi faktörler. Marmara bölgesinde Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş iklimi görülmesi yine özel konum şartları. Doğu Anadolu bölgesinde yazların kısa, kışların uzun ve kar yağışlı geçmesi yükselti gibi özel konum şartları. İç Anadolu bölgesinde tarımsal ürün çeşidinin az olması karasallık gibi etkenlere bağlanabilir. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı, enlem, buna bağlı güneş şınları ve buna bağlı sıcaklığın değişimi olarak nitelendirebiliriz. Çünkü güneyde olan yerler ekvatora daha yakın daha dik açıyla güneş ışınlarını aldığı için daha sıcak olmakta. Kuzeye doğru sıcaklık kıyı boyunca azalmakta. Bunu da bu şekilde açıkladık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorumuzda Türkiye'de sanayi ve sanayi tesisleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İhracattaki payı tarımdan sonra gelir demiş. Sanayi bunun dışında bakıldığında tarım bunun yanında madencilik gibi 3 ana sektör değerlendirildiğinde birinci sanayidir. Ki sanayinin oranı %96'ları %97'leri bulmuştur ihracatta çünkü getirisi daha yüksektir. Tarım ise bundan sonra gelmektedir. O yüzden burada yanlış bir bilgi verilmiş e, tarımdan önce gelmekte bazı sanayi kuruluşları ham yönünden dışa bağımlıdır. Evet bağımlı mesela petrokimya, petrolü biz dışarıdan alıyoruz. Bu doğru bilgi. Sanayinin geliştiği yerlerde erkek nüfus daha fazla çünkü genelde göç alan yerler. En yaygın sanayi kuruluşları içerisinde gıda, tekstil gibi ya da toprağa dayalı sanayilerin yine olduğunu söyleyebiliriz. Batı bölgelerinde ulaşım ve pazarlama şartlarına bağlı olarak sanayi daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkmakta. Sanayinin gelişmesinde ulaşım yine önemli bir kriterdir arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yedinci sorumuza geldiğimizde Türkiye'de aracılık faaliyeti en fazla kıyı bölgelerde gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kıyı bölgelerde arıcılığın gelişmesinin temel nedenidir? Şimdi arıcılık Türkiye'de bitki örtüsü çeşitliliğine bağlı olarak gelişme gösterir. Ve bu da daha çok kıyı kesimlerde fazla diyebiliriz. Tabii ki sadece kıyı kesim değil, genelliyoruz. Genelde kıyı kesimlerde daha uygun iklim koşullarına bağlı olarak bitki örtüsü çeşitliliği daha fazla olmaktadır. Buna bağlı olarak da doğru cevabımız D şıkkı. Tabii bazı sorularda şunu sorabiliyorlar. Arıcılık neden herkes için ekonomik bir faaliyet türüdür dediğinde ise burada cevap olarak şunu vermemiz gerekiyor. Maliyet olarak düşük. Bunun yanında e, özel mülkiyet gerektirmiyor gibi özellikleri sayabiliyoruz. Çünkü arıcılığı e, devlet arazilerinde bile yapabiliyoruz. Ya da baktığımızda çok büyük bir e, Para gerektirmiyor tabii ki para olacak, para olmadan hiçbir şey olmuyor. Ama bir besi hayvancılığı yaparken işte ahırı kuracaksınız, yem alacaksınız gibi birçok şey var. Burada daha ekonomik diyebiliriz bunun için. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. sorumuzda ise genel olarak serbest bölgeler ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı, sanayi ve ticaret faaliyetleri için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Aşağıda verilen limanlardan hangisi ilinde yer alan serbest ticaret bölgesine doğrudan karayoluyla bağlantısı bulunduğu için gelişmiştir. Ki bu tür özelliklerde arkadaşlar yine e, demiryolu bağlantısında direkt olduğu e, serbest ticaret bölgemiz ve liman olarak da önem taşıyan Mersin Limanı çünkü bu ticaret bölgesinin direkt limanla bağlantısı bulunmaktadır arkadaşlar. Bilgi sorusu. Yani bunu bu şekilde hatırlamakta fayda var. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dokuzuncu sorumuzda ise nadas tarımı iklimin kararsızlık gösterdiği ve sulamanın yetersiz olduğu alanlara daha yaygın yapılır. Buna göre merkezlerden hangisinde tarım alanlarının nadasa bırakılma ihtiyacı daha fazladır. Rize yağış olduğu için çok fazla nadasa gerek duyulmayan bir alandır. Yani nadas için ya sulama imkanlarının gelişmiş olduğu yerlere daha az diyebilirsiniz ya da yağışın düzenli olup işte yeterli olduğu alanlarda nadasa duyulan ihtiyaç daha az diyebilirsiniz. Yani bir doğal bir de e, ne var beşeri kısım var. Muğla kısmında Samsun, Bursa, Şanlıurfa şimdi Samsun'da e, Karadeniz yine e, bunun yanında Bursa'da sulama şartları gelişmiş sulama imkanları imkanları gelişmiş. Muğla ile Şanlıurfa'yı kıyaslarsam da daha fazla dediği için Güneydoğu Anadolu'da bu daha fazla ama son yıllarda tabii bir azalma var. Ancak bunlar arasında kıyaslama yapıldığında yine Şanlıurfa'nın burada birinci gelebileceğini söyleyebiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda tarımda makineleşmeyi etkileyen doğal faktörler düşünüldüğünde merkezlerden hangisine tarımda makineleşme daha fazladır? Özellikle daha düz alanlarda ve yine bakıldığında ekonomik anlamda biraz daha gelişmiş alanlarda makineleşme daha fazla olmakta. Şimdi burada yine bir bilgi verelim. Makineleşmenin fazla olduğu alanlar genelde yer şeklinin düz olduğu alanlar. Ama her yer şekli düz olan yerde tamamıyla makineleşme de olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü insanların alım gücü oradaki işte arazilerin küçüklüğü ya da büyüklüğü gibi faktörlerde bu durumu etkiliyor. Burada hem gelişmiş hem de daha düz alanların bulunduğu Adana makineleşmenin diğer illere göre daha fazla olduğu yerdir. O yüzden doğru cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. 11. sorumuzda ise Türkiye'de sebze tarımının en az yapıldığı bölge Doğu Anadolu'dur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? İşte burada genelliyoruz yine. Ya tabii ki istisnalar var arkadaşlar. Türkiye'de özellikle güneşlenme süresine bağlı olarak sebze tarımının gelişmediği yerlerden bahsedilirse Karadeniz kıyıları. Bunun yanında bakıldığında özellikle sulama imkanları dediğinde İç Anadolu, iklim şartları, sıcaklık koşulları gibi faktörler dikkate alınırsa Doğu Anadolu ön plana çıkmaktadır. Burada da yazların kısa ve serin geçmesi, tarım süresinin kısa olması yani iklim şartlarını dikkate aldığımızda tabii ki doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. 12. sorumuzda ise Türkiye'de tenha yani seyrek nüfuslu yerler arasında. Yukarıda verilen coğrafi alanlardan hangisi farklı bir sebep ile seyrek nüfuslanmış. Tenha nüfuslanmış. Teke yöresi dağlık engebeli. Sinop-Kastamonu dağlık engebeli. Menteşe dağlık engebeli. İstranca diğer adıyla arkadaşlar yıldız dağlarının olduğu kısımdır. Burası da dağlık engebeli. Yani şu 1, 2, 3 ve 5'i biz e, yer şekilleri. E, 4'ü ise İklim şartları yağışın azlığı olarak değerlendiriyoruz. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. 13. sorumuzda ise bir yörede gibi özelliklerin görülmesi aşağıdakilerin hangisi neden olur? Nüfus artış hızının fazla olması ve oradaki iş imkanlarının bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi. Tarımda makineleşmenin fazla olması ki tarımda makineleşme oldukça işçiye duyan ihtiyaç azalır. Sosyoekonomik sorunların fazla olması sonucunda yoğun bir göç yaşanabilir arkadaşlar. Yani biraz da basit bir şekilde düşünürsek orada hızlı nüfus artıyor. İş imkanları buna yetmiyor. Tarımda makineleşme var. İş imkanlarını kısıtlayabilir. İşçiye duyan ihtiyacı azaltabilir. Bu da e, göç olayının yaşanmasına sebep olacaktır. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda ise kuzey Anadolu dediğimiz yer Erzurum, Kars, Ardahan gibi illerin bulunduğu alan. Nüfusun az olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili? olmamıştır. Bu alanda kışların soğuk ve uzun sürmesi, iklim şartlarının olumsuz olması, tabii ki nüfusun az olmasına etkili. Ulaşımın yeterince gelişmemiş olması, sanayi testlerinin yetersiz olması, tarımın yeterince gelişmemiş tarım süresinin kısa olması gibi faktörleri sayabiliriz. Ama toprakların verimsiz olma gibi bir durumu yok orada. Çünkü Çernezyum dediğimiz dünyanın en verimli yerli ya da diğer adıyla zonal toprakları var. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü verimli bir toprak söz konusu o alanda. 15. sorumuzda Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasına rağmen kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe nem miktarının azalmasına bağlı olarak karasal iklim özellikleri yaygın olarak görülür. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iç kesimlerinde görülen karasal iklimin temel özelliğidir? Ki iç kesimlerde görülen baktığımızda tabii ki iç kesim dediğimiz İç Anadolu Doğu Anadolu gibi alanları da say tabi sayacağız. Bazı kıyı bölgenin iç kısımları var. Onları da sayabiliriz. Yıllık yağış miktarının fazla olması bunun özelliği değil. Daha çok ıı, yağış miktarı az bu alanlarda. Yağışların daha çok orografik demiş. Orografik değil konveksiyonel yağışlar olduğunu görüyoruz. Batı rüzgarlarının sadece bu alanlarda etkili olması demiş ki... Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü Türkiye'de özellikle batı kıyılarında batı rüzgarları daha fazla etkili. Bitki örtüsünün maki olması demiş ki bütün kıyı e, kısımda maki bile yok. İç kısımda zaten olma ihtimali söz konusu değil. Daha çok bozkırları görüyoruz. Ama biz iç kısımlarda nemlik az olduğu için, karasallık fazla olduğu için günlük sıcaklık farkının yine bazı alanlarda yıllık sıcaklık farkının daha fazla olduğunu görebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. 16. sorumuza geldiğimizde Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamanın azalmasının gibi durumlardan hangilerinin değişmesi üzerinde etkisinden söz edilemez. Yükselti arttıkça sıcaklık ortalaması düştü. Ürünlerin olgunlaşma süresi arttı arkadaşlar daha geç olgunlaştı. Bitki çeşitliliği azaldı ki bunun yanında tarımsal nüfus yoğunluğu daha çok yer şekilleriyle alakalı sıcaklık ortalamasının azalmasıyla değil. Örneğin bir alanda tarımda çalışanlar fazla oradaki tarım alanları sınırlı ise nüfus yoğunluğu daha fazla çıkmakta. Yani bununla bir bağlantı kuramadık. 1 ve 2 bağlantı kurduğumuz 3 bağlantı kuramadığımız durum oldu ki söz edilemez dediği için de doğru cevabımız C şıkkı olarak değerlendirilebilir. 17. sorumuza geldiğimizde aşağıda verilen toprak türlerinden hangisi iklim özellikleri farklı olmasına rağmen kıyı bölgenin tümünde görülür. Özellikle Podzol Batı Karadeniz. İçerli biz Kuzey Doğu Anadolu'da görüyoruz. Vertisoller, dönen toprak, taş doğuran daha çok Trakya, bunun yanında Güney Marmara Konya çevresi ve Muş civarında görüyoruz. Alüvyal toprakları ise kıyılarda özellikle akarsuların getirdiği e, malzeme tabii ki bunları birçok kıyı bölgesinde görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Kahverengi renkli step ya da bozkır toprakları ise ılıman karasal iklimin görüldüğü alanlarda yani bütün kıyı bölgelerinde görülme gibi bir durum söz konusu değil. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 18. sorumuzda ise Türkiye ortalama yükseltinin fazla olduğu ve engebeli bir ülke olduğu için akarsuları genel olarak dar ve derin vadiler içerisinde akarlar. Bu durum hidroelektrik potansiyelin arttığı, arttırdığı gibi baraj inşasında kolaylaştıran ve Yüksek duvarlara sahip barajların yapılabilmesine neden olmuştur. Buna göre aşağıda verilen barajların bulundukları bölge itibariyle hangisinin duvar yüksekliğinin çok fazla olması beklenemez. Deriner Çoruh Nehri üzerinde ve şu an itibariyle tabii ki Yusufeli bitmediği için baraj duvar yüksekliği en fazla olan barajımız. Yusufeli bittiğinde o birinci olacak. Bunu eledik. Ömerli Barajı İstanbul'da ki İstanbul böyle çok yüksek bir yer değil. Oradaki baraj duvar yüksekliği çok fazla olmuyor arkadaşlar. Keban, Kefrat... Nehri üzerinde bulunuyor ve o alanda yine derin vadiler içerisinde akıyorlar. Burada da yüksek. Oyma Pınar yine Toroslar kısmı, Altınkaya gibi yine Karadeniz'de bulunan barajların biraz daha baraj duvar yüksekliği fazla oluyor diyebiliriz ama Marmara bölgesinde bulunan, İstanbul'da bulunan Ömerli Barajı için bunu söylemek mümkün değildir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.